Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz yine Age of Wonders. Evet arkadaşlar, Age of Wonders'ta şöyle bir olay oldu. Neler oldu? Ben onu bir özetleyeyim size, ondan sonra nasıl bir strateji izlediğimizi söyleyeceğim. Age of Wonders'ta arkadaşlar maalesef ki oyun içi ticaret yapan, illegal ticaret yapan kişiler vardı. Örneğin şu Commander'ı işte 6000 gold'a satmak gibi. Bu nasıl oluyor? Adamlar gold kasıyorlar, yüksek adamlar. Yani önceki oyunda diyeyim, çünkü bu oyun tamamen sıfırlandı arkadaşlar, onu da belirteyim. Önceki oyunda tamamen yüksek olan adamların birçoğunda, klan klan hatta, bu işi yapanlar var. Gold alıyorsunuz, AHG token örnek veriyorum 006 ya, adam sana 002'den veriyor, 003'ten veriyor veya öyle diyeyim. Gold'unu direkt satıyor sana oyun içi olarak. Sen commander koyuyorsun, 5000 gold'a adam onu alıyor, sen gerçek paraya adama veriyorsun gibi. Böyle bir muhabbet vardı arkadaşlar. Bunu bizim moderatörlerimizden biri Hamza sağ olsun ortaya çıkardı. Hamza bunu ortaya çıkardıktan sonra işler değişti arkadaşlar. Tabii ki oyunu 3 gün kapattılar. İşte bir hafta boyunca market kapandı vesaire. Ardından oyundaki her şeyi sıfırladılar. Sadece sıfırlamadıkları tek şey commander'lar ve AHT token'ınız. Şu AHT token'ınız ve ekstra da burada bina açtıysanız o binalar arkadaşlar. Geri kalan her şey sıfırlandı. Bu totalde bütün player'lara yapıldı. Bundan en çok etkilenen kim oldu? Tabii ki bizler olduk. Çünkü bizler daha Ruin'in reisini görememişken böyle bir olay yaşadık. Ama İspanyol tarafındaki insanların sadece haftalık kazançları 1000 doları geçen insanlar vardı. O 1000 doları geçen insanlar tabii ki zorlamış durumda şu an, ama ona rağmen oynuyorlar arkadaşlar. Oyunun pool'u 30 BNB'den 160 BNB'ye çıktı, bilmiyorum en son ne olduğunu. Biz de oyuna tekrar başlamış olduk. Makeovers klanı olarak bu sefer umarım, yani ilk şöyle diyeyim, yani ranka girebiliriz klan olarak. Çünkü klan rankı da var. Klan rankına girenlere de ekstra ödüller var. Bizden de yatırımı tekrar yapanlar var aramızdan. Çok yatırım yapan oldu. Bizler tekrardan oyuna giriyoruz. Peki eski halinde ne vardı, şimdi ne var? Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi gold challenge vardı, hatırlarsınız. 20'nin üstü %25, 50'nin üstü %50 gibi gibi falan gold challenge'larımız vardı. Bunların hepsi kaldırıldı. Artık böyle bir şey yok. Eskiden town hall'unuzda AHG çekim limitiniz vardı. Artık AHG çekim limiti diye bir şey yok. O da kaldırıldı. İstediğiniz zaman istediğiniz miktarda AHG çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Eskiden marketplace'de limit yoktu. Bu nasıl oluyor? Örnek veriyorum, ben bir commander satmak istiyorum. Castle'ımdan size bir örnek vereyim. Örneğin ben şu commander'ı satacağım. Eskiden bunu 5000'e bile koyabiliyordum ama şu anda 51 ila 150 gold arasında satabilirsin. Common karakterleri diyor. Mesela uncommon'a geçtiğimizde de %300 arası satabilirsiniz maksimum diyor. Bunun üstünde tabii ki rare var. O da 300 ile 800 arası satabilirsiniz gibi limitler gelmiş durumda arkadaşlar şu anda. Bu limitlere göre oyunu oynamaya devam edeceğiz. Burada ekstra bir tane bina geldi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bu bina ile alakalı bir şeyler yapacaklardır diye düşünüyorum. Workers var ve ekstra şurada coming soon kısmına tıkladığınızda böyle bir yere atıyor sizi. Muhtemelen buralarda çalışma alanları yapacağız. Landler var çünkü. Oyun içerisi landler ortaya çıkacak. Bu landlerle muhtemelen workers'ları çalıştırıp buradan AHG token elde edeceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda paketler nasıl değişti derseniz, paketler arasında sadece Lucky Gold ve New All In One pekimiz var. AHT isteyen tabii yine AHT alır. Şu anda başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Alabileceğiniz oyun tamamen sıfırdan başladı. Şu anda benim 2 BNB'lik bir yatırımım var. Yeniden başladıktan sonrasından konuşuyoruz tabii ki. Şu anda buna nazaran biz kaçıncı sıradayız? Buna da bir bakacağım tabii ki. Ama daha bir burada harcayacağım gold'um var benim. 2300 gold daha harcayacağım. Ondan sonra bakarız arkadaşlar. Şimdi bu gold'u nasıl harcayacağız? Öncelikle bunu bir kararlaştırmak lazım. Şimdi Age 1 yaparsam %15 bir bonus geliyor bana. Ben bunu yapmak için önce bir büyük player'lara bakıyorum. Bu büyük player'lardan örnek veriyorum, Nayek yani. Adam basmış yine Age 1'a basmış. Diğerlerinin hepsi Age 0'da gidiyor. Ben de o zaman Age basmam yani. Direkt ben commander'larımın altına birlik alırım diye düşünüyorum. O yüzden birazcık birliklerimi yükselteceğim arkadaşlar. Şöyle bir 5 level yaptım. Bundan da bir 50 tane alsak. Tamam mı hocam? İş görür mü? Şimdi düşünüyorum ekstra bir şey yapabilir miyim diye. Valla şu anlık iş görür ya. Şöyle bakıyorum tekrar. Civilization bonus. Bunu söylemeyi unutmuştum bu arada arkadaşlar. Normalde %70 bir civilization bonusumuz vardı. Fakat şu anda o bonus da %5'e düşürüldü. Ama bakın buraya library'e eklenmiş tekrar bonus arttırma. Bunu age atlattık. Herhalde basabileceğiz arkadaşlar. Ben yine şansımı attan yana, atlı birliklerden yana kullanıyorum. 50 tane atlı birlik alayım. Şuradan da biraz daha upgrade yapalım. Olan gold'umuz da tamamdır. Bu da kalsın bize. Şimdi
Army kısmına giriyorum. Buraya da atlıları bir yerleştirelim. 50 tane daha buraya. 12 tane daha alabilir miyim be ağam? Alamam. Ama şu anda bakalım ne kadar oldu atağımız ve kazancımız AHG tarafında ne kadar olacak? Onu da bir gözlemleyelim. Şimdi Çiçin diye birine saldırdım. 10k power'ım oldu arkadaşlar. 10k power'a çıktım. 13.46 aldım. %75 bonusta. Yani bu ne demek oluyor? Artık çekim limiti yok. Bir şey yok. Bunu böyle hesaplayabiliriz. 13.46 çarpı 24 dediğimiz zaman 24 saatte 1 çünkü giriyoruz. 323 günlük kazancım arkadaşlar. Günlük kazancım. Gelin bakalım. Pancake'e bir girelim. Günlük kazancımız ne kadar olacak? Şimdi artık gold bonus olmadığı için AHG kasıyorum. %75 alıyorum ama istediğim zaman da çekerim hesabındayım. Önce bir ROI'mi çıkaracağım. Artık benim kafamdaki düşünce bu. ROI'mi çıkardıktan sonra çünkü artık AHG çekim limiti diye bir şey yok. ROI'mi çıkardıktan sonra kardeşim normal oyunumu oynamaya devam edebilirim. Şimdi ben bir AHG token'ın şuradan hemen token kodunu alıyorum. Şöyle bir importlayalım AHG'yi. Şimdi kardeşim ben günlük 323 çıkarabiliyorsam bu oyundan günlük 24 dolar demek bu. Ama şöyle bir şey var. Çekim limitimiz var biliyorsunuz ki. Oyun içerisinden AHG claimlerken çekim limiti 0.014 yani bu da 4 küsur 4.5 küsur dolara denk geliyor arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Ben günde 323 kasıyorsam günlük çekim yaparsam 20 dolar günlük aktif bir kazancım var. Bakın 20 dolar günlük aktif. Şimdi bunun haricinde evet son gelen bilgilere göre arkadaşlar yayından ben bilgileri aldım. %10'da bir çekim toplu çekim için %10 alıyorlarmış. Bizden yani günlük şunun 4 dolarını şeye vereceğiz. Şöyle yapalım hatta 32 diyelim. Şöyle daha net olur. Günlük çıkardığım AHG miktarı benim 291. 21 dolar. Bunun da 4 dolarını fee'ye düşeceğiz. Şu anda chatten alıyorum bilgiyi çünkü yeni white paper'ı ben de açıp bakmamıştım. Chat bakmış. Ben oyun içine direkt odaklanmıştım. Orayı bekleyelim arkadaşlar ama onların dediğine göre bizim günlük kazancımız şu anda oyundan 17 dolar. Her gün çekerse. Haftalık hesaplayalım. 323 kazanıyoruz günlük. Tabii ki bu kendimi geliştirmediğim sürece yine söylüyorum. Bunu da haftalık hesaplayalım. 2261 token gelecek. Bunu 100 çarpı 10 desek tamamdır. 226 ben niye bu kadar uğraştıysam. 2035 token elime geçecek her hafta arkadaşlar. Bu ne kadar ediyor? 2035 token haftalık 151 dolar ediyor. Ama ve lakin yine bir çekim fiyimiz var. %10'u düştükten sonra bu arada bu arkadaşlar yine bir çekim fiyimiz olacak. Burada 4 dolar kadar bir fire vereceğiz arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki 147 dolar benim haftalık kazancım. Toplu çekmek daha mantıklı oluyor. Çünkü diğer türlü ben 17 dolar günlük çeksem 119 dolar oluyordu benim kazancım. Ama şu anda 147 dolara kadar çıkmış oldu arkadaşlar. Ne yapacağım? Öncelikle bir ROI'mi çıkaracağım. Dediğim gibi benim bayağı bir yatırımım var. Benim buradan ROI çıkartmak için baktığın zaman 35 bin. Hatta aylık hesaplayalım. 35 bin. 796 AHG token farmlamam lazım. Şöyle bakalım biz bu işe. Günlük 323 kazanıyorduk. Aylığa bakalım. Aylıkta 9600 çıkarıyorum. İyi agam. Bunun da %10'unu çıkarırsak 969'u bize gelecek olan 8721 aylık 630 dolar. Yani aylık 2 BNB gelirim var şu anda benim. Aslında mükemmel. Gerçekten iyi nasıl iyi. Şimdi önceden kalan tabii ki şeylerim var benim. Komutanlarım var. Hani onun da çok etkisi vardı tabii ki bu durumda ama sonuç olarak baktığımda aylık 2 BNB çıkarıyorum ben. Aylık 2 BNB 2, 4, 6, 8 yani 4 ay sonra çıkaracağım. Daha sonrasında da %15 almaya başlayacak. Benden %15 token almaya başlayacak yani toplu çekimle nerede falan. Okeyim yani ben. ROI'yi 2x yaptıktan sonra yani 16 BNB yaptıktan sonra ben burayı kasayı daha sonra tekrar yatırımlarıma devam edebilirim. Belki ekstra landler çok iyidir. Landlere yatırım yaparım bilmiyorum arkadaşlar. Demek istediğim güveniyorsan bir ay bekle çek. Güvenmiyorsan haftalık çek. Hiç güvenmiyorsan günlük çek kardeşim. Yapacak bir şey yok. Demek istediğim bu. Bu arada Makeovers klanına girmeyi unutmayın arkadaşlar. Biz yine çekilişler yapıyoruz. Öncelikle mağdur olanlara ben New All In One chestler dağıtıyorum. Daha öncesinden mağdur olan kardeş işlerimize. Yine bunlar devam edecek. New All In One 3 ve 2 dağıtmaya devam edeceğim. Büyük yatırım yapanlara daha öncesinde New All In One 3 dağıtıyorum. Küçük yatırım yapanlara New All In One 2 yani 0-2 BNB'lik kutulardan dağıtacağız. Her hafta bunun çekilişlerini düzenleyeceğiz. İkişer gün ikişer gün olarak arkadaşlar. Sizler de yayınlara katılmayı unutmayın. Her gün saat 9'da canlı yayındayız arkadaşlar. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski kendi kararıdır. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Ref linkini bıraktım aşağı unutmayın. We'll be right back.